İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir seyahat programına tekrar sizlerin evlerinize bu akşam yine konuk oluyoruz. Evet, bu akşam tabii ki Şanlıurfa, kıdim şehir Şanlıurfa, peygamberler şehri ve kültür şehri olması sebebiyle bugün Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetim kurulu üyesi Hasan Hayırlı abimiz ve daha diyelim kültürümüzü her daim yaşatan ve onun için mücadele eden bir abimizdir kendisi. Hasan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımızda. Tabii siz yoğunsunuz biliyorum ama bize zaman ayırdınız hakikaten ve Şanlıurfa'nın kültürünü anlatacaksınız. Öncelikle ekranları başında sizleri tanımayan izleyicilerimize kendinizi tanıtırsanız sevinirim. Önce beni konuk aldığınız, bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Adım Hasan Fehmi Hayırlı. Urfa doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Urfa'da yaptım. Üniversiteden sonra 10 yıl maliye teşkilatında çalıştım. Çeşitli kademelerde en son müdür olarak ayrıldım oradan. Ve ticaret odasına genel sekreter olarak geçtim. Evet. 23 yılda ticaret odasında çalıştıktan sonra emekli oldum. 2006-2007 yıllarında emekli oldum. Bilahare bildiğiniz malum olaylardan sonra oranın yönetimi işlemez hale geldikten sonra bizi uygun görmüşler. Bu konuda deneyimiz var, geçmişte çalışmalarımız var. 20 aydır tekrar görevdeyiz. İnşallah ayın 8'inde Nisan'da da seçim yapacağız. Yani işi sahiplerine bırakacağız inşallah. Temennimiz sizinle devam etmeniz. Yani hakikaten çünkü siz tüm fuarlarda, tüm etkinliklerde Urfa'yı tanıtmak için ne kadar mücadele ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki yani biz yine bir noktada yani bizden yardım Her zaman. istenildiğinde biz elimizi uzatacağız. Elimizdeki bilgi dağarcığımızda ne varsa kendileriyle paylaşacağız. Elimizden geldiğince yeni yönetime yardımcı olacağız. Zaten devam eden birçok proje var. Bizim başlattığımız birçok proje var. İnşallah Urfa için hayırlı şeyler yapılacak. İnşallah. Güzel günler geliyor inşallah. Bu şeyler de biterse, etrafımızdaki olaylar da biterse inşallah turizm açısından da Evet. Urfa'nın geleceği çok güzel. Dün ben Göbekli Tepe'deydim. Ondan sonra oradan işte Şuayb, Soğumatar tüm oralara dolaştım. Bir prodüktör arkadaşımız gelmişti. Korkut Dizdar diye çok meşhur bir adam, Türkiye çapında bir adam. Evet. Bu meşhur Somuncu Baba filmini çeken, Türkiye'de çok revaçta olan bir film. Aynen öyle. Onunla inşallah bir tanıtım filmi yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Evet. Bununla Çin pazarına girirsek eğer inşallah turizm açısından. Çin pazarı bizim için çok önemli. Biliyorsunuz oradaki işçiler devlet tarafından gönderiliyor. Daha çok kültür şehirlerine gönderiliyor. Gezmeleri için, görmeleri için. Çin pazarını düşünün yani Biz de bizim kültür şehri olduğumuza göre. yani tabii yani Urfa biliyorsunuz kadim kentlerin başında Aynen. geliyor, yer Peki geliyor. Hasan Bey, Şanlıurfa denilince, Şanlıurfa kültürü, tabii hep bunu anlatıyoruz. Aklımıza neler gelmeli? Kültürümüzün içerisinde neler var? Bunları sizin dininizden dinlemek daha da güzel olacaktır. Şimdi dediğim gibi Şanlıurfa yanılmıyorsam sizin belediyenin tarihin sıfır noktası diye bir sloganı var. Çok güzel bir Tarihin slogan. sıfır, evet, Evet. tarihinden canlanıyor. Tarihin sıfır Evet, çok noktası. güzel bir slogan Çok bu. güzel projeler, evet. Aslında gerçekten ünlü tarihçi Ebil Farac'a göre Nuh Tufanı'ndan sonra kurulan 9 şehirden 8 şehirden birisi Şanlıurfa. Yani bütün medeniyet bizim bölgemize doğmuş. İlk tarım burada yapılmış. Bildiğiniz gibi işte şey geldi, Göbekli Tepe bulunduktan sonra dünya tarihi değişti. İlk tarım burada yapılmış. İlk belki insanlar işte kümes hayvanlarını burada evcilleştirmişler. Efendim Adem ile Havva burada buluşmuş, cennetten kovulduktan sonra bütün peygamberlerin büyük kısmı buradan geçmiş. İbrahim Halil peygamberin memleketi, Eyüp'ün memleketi burası. Eyüp'ün sabrı Urfa burası. İbrahim'in bereketi Urfa burası. Evet. O yüzden birçok medeniyet buradan geçtikten sonra bunların tabi hepsi kültürel olarak izlerini bırakmışlar. Yani burada artık o şeyleri saymaya göre Arap kültürünün, Kürt kültürünün, efendim Ermeni kültürünün, Rum kültürünün burada tümleri bulmuş. Mesela 1400'lerde burada Fransız kontluğu yaşamış. Ondan sonra Haçlı seferleri bildiğiniz gibi bölge büyük zayiat görmüş Haçlı seferleri sırasında. Ama tabii bunlar buradan geçerken kültürlerinin bir kısmı da burada bırakmışlar ve Bırakarak Urfa'da bu gidiyorlar. kültürü birikimi meydana gelmiş. Mesela şeyde Urfa'daki gazel geleneğinde, türkü geleneğinde Davudi ses denilir mesela. Bu Davut peygamberden dolayı rivayete göre yine bizim eskiden şu anda Selahaddin Eyyubi Camisi'nde ilahiler söylenilmiş.
Bu ilahilerden dolayı Davudi ses kavramı oradan çıkmış, rivayet edilir. Tabii kültür çok geniş bir yelpaze. Yani, bunun içerisinde gastronomi kültürü, yemek kültürü mesela. Efendim mesela el sanatları. Burada Urfa'da birçok el sanatları gerçekten çok önemli izler bırakmış. Halen el sanatlarımız canlı bir şekilde devam ediyor. Efendime söyleyeyim, halk oyunları. Efendime söyleyeyim, birçok konuda geniş bir birikim var burada. Yemek kültürü mesela. Tabii bölgede hakim olan geçmişten günümüze tarım sektörü önemli. Tarım denince hakkı buğday geliyor. Buğday deyince de bulur geliyor. Fıstık mesela yine bölgede önemli bir tarım ürünü. O yüzden bizim yemek kültürümüzde biraz da bulgur ağırlıklıdır. Dikkat edilirse. Yani bulgur ağırlıklı yiyecekler çok geniştir. Mesela batıda daha çok hamur işleri vardır. Börek falan türlerine rastlarsınız. Ha bizde de son zamanlarda börek tabii ki yapılmaya başlandı. Ama dediğim gibi işte o halk kültürü çok çok geniş bir şekilde müzik konusunda mesela olsun, el sanatlarında olsun, çok değişik edebiyatta 90 küsür tane çok büyük buradan divan edebiyatı şairi yetişmiş. En başta ne abi? Bilim adamları yetişmiş. Bilim adamları hakeza Harran döneminde. Aynen evet, öyle. Yani orada matematikle ilgili işte birçok bilim, gök astronomiyle ilgili birçok bilim adamı yetişmiş buradan. O yüzden bunların hepsini üzerine koyduğunuz zaman korkunç bir kültür birikimi çıkıyor Urfa'da. Ve biz bunları, bizim görevimiz bence mümkün olduğu kadar yazıya dökmek, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak. İşte yani bazen dikkat ediyorum, işte sıra geceler ekipleri falan oluyor. Yani çok dikkat etmesi lazım. Yani onların sözlerine doğru alışmaları lazım. Evet. Yemeklerimizi yapıyorlar. Yemeklerimizde bazılarında bakıyorsunuz hiç alakasız olmayan şeyler. Mesela siz hiç karnıyarın üzerine yoğurt sarımsak döküldüğünü duydunuz mu? Hayır. Ama yani yemeğin şeklini ve tadını bozmayacaksın. Yani özellikleri vardır değil mi? Ha, yani mesela bizim boranımız. Yani genel karakter olarak baktığınızda nasıl bir yemektir? Bir et haşlamasının çeşitlendirilmesi boranın yemeği değil mi? Evet. Esas özüne baktığınız zaman etin haşlanmış şekli. İçerisinde bol sebzeyle işte biz küçük küçük köfteleri kavurarak koyuyoruz. İşte içerisine efendim pencer dediğimiz dışarıda pazı olarak bilinen efendim mesela lulaz dediğimiz bölücü hem olarak. Hem besin değeri çok yüksek hem de lezzetli. Nohut değil mi? Tabii. Bir o bir hem sebzenin tabii, o yemeğe sebzenin çeşit, etin tavanın evet, hepsinin bir arada lezzeti karışımını üzerine yoğun saksak dökünce harika bir şey çıkmış. Peki ortaya. Hasan abi yani hemen ben abi diyorum ama yani tabii ki, tabii ki öyleyiz. Tabii izin ki alarak söyleyeyim. Estağfurullah. Çünkü herkesin abisisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Herkes sizi çok seviyor. Biz de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta bir program yapıldı ve bu programa Rıfat Sarıcıklıoğlu, Sayın Bakanımız Faruk Çelik, valimiz, vekillerimiz, işte bütün üst düzeydeki bürokratlarımız, yetkili ve etkili bütün herkes oradaydı. Ve siz de Sanayi Ticaret ve Sanayi Odası olarak da oradaydınız. Ve çok büyük bir emekle 13 tane yemeğimizi tescillediniz. Evet, doğru. Tescillediniz ama bu yemekleri seçerken, şimdi bu tabii ki Twitter'lardan, işte Facebook'lardan, sosyal medyadan duyuldu. Halkımız da bunu herkes soruyor işte. 13 yemekle kalacak mıyız? Veya işte bunun devamı gelecek mi? Tabii sayın seyirciler, 13 tane yemek öyle belki 13 demek çok kolay ama tescillenmesi çok zor. Evet. Belki aylar sürüyor, belki bir yıl sürüyor. Süreç hakikaten çok uzun ve maddi anlamda da hakikaten güçlenmek gerekiyor. Bu konuda tabii ki destekler mutlaka vardır. Evet. Devam da edecektir. Çünkü Şanlıurfa her şeye layıktır. Doğru. Her türlü desteği de vermek zorundadır herkes. Evet. Halk da, yetkililer de, bakanımız da, herkes dileğimiz verir. O tabii. Yani biz Şanlıurfa Belediye'miz bildiğiniz gibi bu konuda İSOD'un tescilini yaptı. Evet. Şu an kaç yılında yapıldı? İSOD. Evet. Yani 2008'den sonra bildiğim kadarıyla evet. Sonra. Şimdi elinde şu dosya var bakın. Evet. Bu dosya çiğ köftenin dosyası. Tabii çiğ köfte çok çok biliyorsunuz son zamanlarda basında Adıyaman'ın da bu konuda yaptığı bir takım girişimler var. Biz buna 2006 yılında... Bu sadece çiğ köftenin. Bu dosya sadece çiğ köftenin. Sayın seyirciler ben alabilir miyim Hasan abi? Çok üzerinde özür de zaten dileyerek. Tescil belgesi şimdi var. Şimdi bir yemeği tescillemek tabii ki o ile ait demektir. Yani artık bu yemekler bizim. Ama bir şeyi tescillemek o kadar kolay olmadığını hepimiz görüyoruz.
ve bunun sürecin ne kadar uzun olduğunda bir dosya şeklinde Hasan abi getirmiş. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu dosyaların çoğalması ve kütüphaneye dönüşmesini temenni ederiz. İnşallah, inşallah. İnşallah bütün yemeklerimiz böyle dosyalarla buraya çıkartırız. Şimdi dediğim gibi çiğ köfte yani bizim yemeklerin padişahı. Evet. Urfa'ya ait. Her midede bir köşede yeri vardır. Yani ne kadar mideniz, hani derler ya bir topluma işte bir padişah girse, bir vali girse mutlaka oturulacak bir yer açılır kendisine. Çiğ köfte de aynı şekildedir. Ne kadar tok olursanız olun, çiğ köfteye yok diyemezsiniz. Çiğ köfte gerçekten yapılış, hazırlanış, sunuş itibariyle bir emekler yığınıdır yani. Şimdi o isodun çıkarılması bizim annelerimiz, bacılarımız, hanımlarımız, kardeşlerimiz tarafından bin bir zorlukla, bin bir acıyla çıkarılır. Onların elleri yanar, gece yatamazlar, uykuları kaçar. İşte onu temizlerken, onu işte efendime söyleyeyim, ondan sonra damda in, ters çevir, torbaya koy. Ondan sonra eskiden bu makineler de yoktu, dibekte dövülürdü, o ağızlarına, burunlarına dolardı. Yani çok büyük bir emeğin neticesi bu isodun evet. hazırlanması. Ve bizim yine isod mutfağımızın, Urfa mutfağının en önemli malzemelerinden birisi, temel malzemelerinden birisi. Hemen hemen her yemeğimize biz bir parça koyarız isod. Kahvaltımıza kadar biliyorsunuz artık değil mi? Evet. Sabahları atarız fırına. Sabah öğlen akşam. Tırnaklı ekmekle, peynirle bir parça ekmekle yeriz. O yüzden çiğ köfte bizim ilk tescil ettiğimiz, ilk göz ağrımız. 2006'da buna müracaat ettik. 2008'de Urfa adına tescil edildi bu. Tescil edildi yalnız Allah rahmet eylesin. Hulusi Öcal'ın çiğ köftemiz diye bir kitabı vardır Urfa'yla evet. ilgili. Biz orada kaynak olarak ondan çok faydalandık. Çok büyük emekler vermiş. Çiğ köfte üzerine yazılan dörtlükler, şiirler, maniler, efendim türküler çiğ köfte üzerine artık bunları söylemeye gerek yok. Çok fazladır. Yani bilhassa bizde Urfa'da şey vardır. O Borani köftesi birisi keser biliyorsunuz. Evet. Birisi keser, öbürleri karşısında 3-4 kişi yuvalar. Bir de orada bir çobana vermek deyimi vardır. Bilir misiniz Yok, onu? Yok onu bilmem. Bilmiyorsunuz değil Bilmiyorum. Mi? Çobana vermek. Ne demek? Çobana vermek şudur. Çobana vermek. Ha, kesen eğer yetiştirirse kesen onları çobana verir. Yetiştiremese şey yapanlar onu o şey haline getirenler yani o büyükler öyledir herhalde. Çobana verdik. Biz ninemizden annemizden bunları duyduk vakti zamanında. Şimdi bunlar hazırlandı tabii. Şimdi son zamanlarda Adıyaman köftesi de çıktı bildiğiniz gibi. Yani Adıyaman köftesinde bildiğiniz gibi et kullanılmıyor. Etsiz. Homojen. Biz çiğ köfteyi ne yaparız tüketimini? Hemen yoğurduktan sonra hemen tüketiriz. Kaldığı zaman derler ki bu şişti, bu el vurulmaz buna. Yani biraz 10 dakika geçince yiyemez. Bu 3 gün kalıyor dolapta. Yani şimdi siz çiğ köfteyi 3 gün dolapta bekletmeniz mümkün değil. Bir saat içerisinde yoğurup yemek lazım. Hemen anında yemek evet, lazım çiğ köfteyi. Evet, aynen hemen yemek lazım. O yüzden çiğ köfte şu an biz itiraz ettik Adıyaman'ın. Yani Adıyaman köftesi olabilir. O bizimle bir alakası yok. Ona o ismi verirseniz biz için problem değil. Ama çiğ lafını kullanamazlar. Çünkü içinde etleri yok onların. Patates falan filan bir şeyler karıştırıyorlar içlerine. Bilemiyorum. Şimdi efendim bizim önce şunu söyleyeyim. Tescillediğimiz yemekleri mi? Ürünleri söyleyeyim, listesinizi evet. de söyleyeyim. Çalıştığımız ürünleri de sırayla sayayım Aynen. ben size. Biyan balı dediğimiz meyan şerbeti. Eşkili. Tabii bu eşkiliyle ilgili biraz da bir şeyler daha ifade etmek lazım. O da kültürümüzde çok önemli bir yere haiz. Şırlık. Üzlemeli pilav. Bizim normal çömlek dediğimiz yani frenk çömleği. İsot çömleği, o da apayrı bir şey. Ondan da biraz konuşacağım isot çömleği üzerine de. Haşhaş kebabı, açık ekmek, zerde, külünçe, pencer boranısı, yumurtalı köfte, lebeni, ciğer kebabı, su kabağı. Bu 16 ürün. En son buna da bir de tırnaklı ekmek çıktı. Bitti. İlan süresi bitti. Tescil edildi Urfa adına. Orada da Gaziantep'le aramızda biraz problemler yaşadık. Yani bizim adımıza tescil yapıldı. Yani bizim şimdi 17 ürünümüz tamam. 13
Geçen haftaydı. Peki 17'yi tamamladığımız hangi oluyor? Şimdi 16 şeyle 16'ydı. Şeyi de koyduk bunun üzerine, tırnaklı ekmeği 17 etti. Şimdi çalıştığımız üzerinde ilanda olanlar. Evet. Lahmacun, yani bizim kıymalı ekmek. Lahmacun dememek lazım ona. Çünkü bizimki kıymalı ekmek. O zaman buradan diyelim. Artık lahmacun demeyelim, kıymalıya dönelim. Ya, biz Urfa kıymalısı adı onun, evet. Patlıcanlı kebap. Efendime söyleyeyim, bunlar ilan süreci bitenler. Askıda bunlar. Evet. Şimdi bir de üzerinde inceleme aşamasında, yani hazırladığımız ama inceleme aşamasında, ilan aşamasına gelmemiş olan yiyeceklerimiz var. Bunlar kazan kebabı, keme boranısı, kıymalı sögürme, saç kavurması, tirit, içli köfte, soğanlı kebap. Tiritli köfte var mı? Tiritli köfte, evet, tiritli köfte. Tiritli köfte, esas tiritli köftenin, yani hakkısı dediğin zaman bizde kuyruğu süzgeçten geçirirlerdi böyle. Üzerine çok yağlı bir yiyecek. Şimdi yani yiyen olur mu olmaz ama bir çeşidimiz yani gerçekten evet. De güzel bir çeşidimiz. Ben bunlardan sonra Allah kısmet ederse bir de şey üzerine çalışmak istiyorum. Birkaç tane daha benim kafamda özel olarak var. Ya mesela o Müftah-ı Tas kebabı. Onun özel kabı var biliyorsunuz. Evet. Özel kabıda pişiyor. Etrafına bostanası yapılıyor. Sunum yapılırken. Bostanasıyla birlikte sunum yapılıyor. Yani onun özel kabı olması dahi çok 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 ilginç bir şey. Sonra biz Urfa Şer'i mahkeme kararlarını inceledik mesela. Bunları yaparken birçok şeyi yapmak zorunda oluyorsun. Mesela tiridi. Eti ilk önce çiğken laboratuvara gönderiyorsunuz. Piştikten sonra bir daha laboratuvara gönderiyorsunuz. Mesela biz çiğ köfteyi laboratuvar bize erken getirin dedi o zaman. Bizim evde yoğurduk. Kameramalar falan kuruldu. Kameralara çekti. Saat 7-7.30 gibi çiğ köfteyi yoğurduk. İşte çiğ köfte çıktı ortaya. Bir arkadaş hemen atladı arabaya doğru laboratuvara götürdü onu. Hemen götürmeniz gerekiyor. Ondan sonra çiğ köfte var. Yani işte biraz da herhalde yani şey yaptığımız için, ölçülü yaptığımız için bir tabak da fazla oldu. Hanıma dedim, komşulara dedi, hangi millet şimdiye kadar iyi dedi, sabah 7'de komşuya çiğ köfte göndermiş dedi. Sabah 7'de mi yoğurdunuz? Evet, 7-7.30'da. Ben de akşam 7'de anladım. Hayır, sabah 7-7.30'da yoğurduk dedi. Hangi sabah 7.30'da dedi, komşuya çiğ köfte göndürülür dedi. Böyle bir anımız da oldu orada. Çok güzel. Tabii orada her şey, mesela o çiğ köftede ben kuyumcu tarayıcısı getirdim. O baharatları falan kuyumcu tarayıcısı, bunların hepsinin gramları falan tek tek döküldü. Tabii değil mi? Hepsi gramlar. Gramla falan hepsi yazılı tek tek. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. İsot çömleğinden. Evet. İsot çömleği gerçekten Urfa'nın yine en güzel yemeklerinden birisi. Fırında çömlekte yapılıyor bildiğiniz gibi. Fakat daha önceki yapılan tarifler, kitapları da ben inceledim. Yani bununla ilgili birçok Urfa'da kitap basılmış. Yemekle ilgili, gastronomiyle ilgili kitaplar var. Şimdi bizim dayılarımız yemeği böyle elleriyle yaparlardı. Biz de herhalde dayılarımıza çekmişiz bu konuda. Onun tarifine göre biz öğrendik. Ne yapardı? İşte diyelim 5 kilo kırmızı isot. O ilk önce tamamen isottan olan isot, kırmızı isot. Kırmızı isot. Bol sarımsak, soğan. İşte 1 kilo, 1,5 kilo narın suyunu sıkarlardı. Domatesin suyunu sıkarlardı. Onlar konulurdu. Yani ele domates falan girmezdi. Onları tabaka tabaka böyle etle birlikte sererlerdi içerisine. Ondan sonra nar suyunu koyarlar. Fırına gönderirler. İşte o 4 saat, 5 saat fırının koltuk dediğimiz. Nar suyuyla. Nar suyu koyarlardı içerisine. O şekilde pişerdi. Yani onu pişirenin de tabii çok önemli bir şey vermesi lazım. Emek vermesi lazım ona. Çünkü yandırılsa bir şey çıkmaz ondan. Doğru. Pişiren de çok önemlidir. Tabii pişiren de çok. Bizim fırın kültürümüz ama çok güzel. Çok güzel pişiriyorlar. Son zamanlarda daha harikalaştı değil mi? Evet. Peki Hasan abi, eşkili de soracağım. Zaten isot çömleğine eşkili dediniz. Şimdi eşkili eşkilinin o şeyinin basılması, sirkesinin basılması, onda bir tılsım var derlerdi büyükler.
Yani o her evde eşkili tutmazdı, o şeyi tutturamazlardı. Onun için özel küpler vardı. İşte o ona şey zamanı, güzün onun üzüm suyu çıkacağı zaman getirilir. Etrafına keçeler falan konulur. Sıcak tutarlar ki, Ki değil mi? tutsun diye de. Evet. Evet. Ondan sonra işte yeşil isot basılır. Ona kırmızı isot konulmaz kesinlikle. Bir de o sirke nasıl bir yapısı varsa o yeşil isodu olduğu gibi muhafaza eder. Yani onda en ufak bir böyle eprime falan olmaz, meydana Çürüme gelmez. olmuyor. Evet, yani o böyle olduğu gibi onu dinç muhafaza eder. Kıtır Evet. kıtır. Hı. Şimdi o mahallede Tabii eşkili dediğimiz turşunun bir yani turşu değil. Aslında sarımsak falan konulmaz ama hani köftenin yanında turşu gibi yediğimiz bir yani Urfa'ya has bir şey. Urfa'ya Sirke ve has. isot. Evet, sirke ve isot. Evet. Yani turşu belki kültürümüze sonradan girdi. Ama şimdi bizde de yaygın. O daha çok limon tuzuyla falan, işte limon suyuyla yapılır. Sarımsak var, limon tuzu Mesela var. barmar falan koyarlar Evet. içine, Bu barlanmasın diye, tamamen bar tozu. üzüm suyu. Bu tamamen üzüm suyuyla yapılan. Bir de kültürümüzde eşkilinin bir özelliği var Adı yani. yani eşki. Hakikaten ekşi. Adı eşkili, adı Hı. eşkili. Her mahallede eşkili basan evler vardır, bilirler. O Evet. mahalleli bilir. Ve dağıtıyorlar. Ve onu gidip istemek ayıp değildir. O bir haktır. Küçücük eskiden kovalarımız vardı. Üzeri kapaklı Biz de bakırdan. çok istedik. Evet. Onu Komşular. alırsınız, gidersiniz, kapıyı Evet. döyersiniz. Kovayı uzatırsınız, başka bir şey söylemezsiniz. Onlar getirirler. Onu öğün olarak yiyenler de vardı yani. Sıcak ekmeğin arasına koyup yiyenler de vardı. İyi bir yiyecektir. Hele mercimekli köfteyle falan harika gider. Tabii sayın seyirciler, burada görsel anlamda öyle bir şansa sahip olamadık. Çünkü yemeklerimiz çok. Sizleri Urfa'ya bekliyoruz. Bu lezzetleri yerinde tatmanız ve Urfa'yı da yaşayarak, gezerek hem yemeğiyle hem kültürünü, lezzetini bir arada yaşamanız için sizi buraya bekliyoruz. Hasan abi, tabii önümüzde bir turizm sezonu var. Evet. Tescillenen yemeklerimiz var. Kültürümüz tabii ki bir mozaik, yani çok çeşitli. Her türlü kültür var bizde. Bu kültürümüzün turizme ne kadar etkisi olacak? Çünkü bir sezon başlıyor artık, turizm sezonu. Genelde işte ilkbaharın 3 ayı ve sonbaharın 3 ayı turizm sezonudur. Ve bu sezonda biz turist sayısını daha çok bekliyoruz. Ve rakamlar da verildi zaten. Buna ne diyeceksiniz? Nasıl olacak? Şimdi bundan önce biz Büyükşehir Belediyesi'nin de katıldığı, Kültür İl Müdürlüğü'nün de katıldığı İstanbul'da yapılan Emit Fuarı'na katıldık. Evet. O fuara buradaki turizm firmaları da katıldılar. Otellerimiz katıldı. Orada Urfa'nın tanıtımı güzel bir şekilde yapıldı. Yani orada edindiğim izlenimler benim bu yılın çok bereketli bir şekilde geçilmesi. Yalnız burada bazı şeyleri de dikkati çekmeden geçmemek lazım. Şimdi bizim gerek işletmelerimizin, gerek esnafımızın bazı noktalarda çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Yani siz 10 liralık ISO'da 30 lira deyip veya 50 lira deyip adama verirseniz o adam bir daha gelmez ve etraflarındaki de şikayet eder. Son zamanlarda bunda yani bize ticaret odasına gelen bazı şeyler var. Şikayetler mi Bu var? konuda var, evet. Evet. Yani işte Tabii bunu yemeği genellememek gerekir. hayır 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 Tabii ki kesinlikle genellememek gerekir ama içinden ama yani mutlaka dikkat etmemiz yapıyorlar gereken yani bunu. esnafımızdan. Şimdi biz eğer turizm kenti olacaksaksa Evet. o gelen insana misafirimiz gibi davranmamız lazım. Yani ona sahip çıkmamız lazım. Yol soruyorsa doğru göstermemiz lazım. Yardımcı olmamız lazım. Çünkü yani bu bir sanayi bu yani artık. Yani bir şehrin yani bence Urfa'da eğer bizim o dediğimiz aşamaya gelirsek ise gerçekten yani Bacasız Balıklı fabrika. değil mi yani? Evet. Balıklı Gölü'yle, Haran'ıyla, Eyüp Peygamberi'yle, Eyüp Nebisi'yle, Göbekli Tepesi'yle, Şuayb Şehri'yle, Müzeleriyle. Soğumatar'ıyla yani müzemiz dehşet. Şimdi bugün bir defa o Neolitik dönemin dünyadaki en büyük müzesi. O dönemin eserlerini taşıyan en büyük müze. Yani böyle bir müze yok. Gerçekten şaheser bir müze. Ama ne yapacağız biz? Yani en kaliteli mallarımızı satacağız. Ha, hakkımızı alacağız tabii. Yani biz hakkımızı almayın demiyoruz. Ama orada şey çok önemli yani. Gelen insanlara gerektiği şekilde hizmet vermek, onları ağırlamak, hakkın neyse de al eyvallah. Ona bir şey Tabii deme. ki, Kimsenin tabii ki. bir şey söylemesi mümkün değil. Ama Abartmamak gerekir. yani tabii şimdi
Cumartesi pazarları mesela ben dün Harran'daydım. Cumartesi pazarları yer yok dediler burada. Yani koca bahçeler doluyor taşıyor. E şimdi para kazanıyorsunuz siz bundan, değil mi? Bu dönecek, esnafın içerisinde dönecek. Ekonomik durumumuz son zamanlarda malum. Yani biraz daha biz bunları Canlandırırsak. canlandırırsak. Yani Evet. bir de ufak bir kırmızı noktası var turizmde biliyorsunuz yabancıların gözünde. Yani gitmeyin diyorlar o tarafa. Onu da atlatırsaksa biz inşallah. O noktayı da geçersekse. Yani ben o mesela o Yorgancı Adası'nın yarın butik evlerle dolduğunu, insanlara hizmet verildiğini, evlerde insanlara gelip yediklerini, içtiklerini değil mi? Evet. Ailelerin belli Tabii ki. odalarını turizme ayırdıklarını Yani butik otellerin artık yapılması gerektiğini, değil mi? Yani buna ufak dönüşülmesi evlerin müsait, gerektiğini. çok güzel evlerimiz Evet. var bizim o eski hayat dediğimiz evler yani. Devletin verdiği destekler var. Değil mi? O zaten o adayı zaten tahmin ediyorum bir proje halinde kapsamında bir adayı şey yapacaklar. Eğer biz onları insanlara güzel hizmet verirsek değil mi? Şimdi bir kazan kebabı yazın ona ikram ettin kesin. Yanında bulguraçla birlikte değil mi? Geldi yer sofrasında oturdu sohbetini yaptı. Yazlıkta şeyini serdin kendisine. Tahtını serdin. Yıldızların altında oturdu seyredi yattı. Şimdi hemen sözünüzü baldan keseceğim. Dün Star şehir buluşmaları buradaydı. Evet. Biz de misafirleri gezdirirken Sibel Eraslan gazetecimiz işte hanımefendi Kent Müzesi'ni gezerken taht gördü. Dedi ki bu taht balkon mu ne dedi. Dedik ki işte hani yazın damda yatarken bunda yatılıyor ve cibinlikle etrafını sarıyorsunuz. İşte bunun için yatak mı seriyorsunuz dedi falan böyle sordu. Sonra döndü bize dedi ki Şanlıurfa'ya gelen misafirlerinizi bence böyle kültürünüzde otel odalarında değil tahtlarda yatırın. Bu kültürünüzü devam ettirin dedi. Bakın bu oradaki tahtı sordu. En az 20 yıllıkmış taht. Ama halen daha sağlam duruyor. Evet. Ve açık alanda düşünün. Evet. İşte yani belki bizim görmediklerimizi dışarıdaki insanlar çok daha rahat görüyor. O bir tahtın kültürümüzü ne kadar güzel yansıttığını bize o anda yani şimşek gibi çaktırdı bize. Evet. Şimdi Bunlara işte dikkat etmek lazım. evet korumalıyız Biliyorsunuz bunları. bizim eski Urfa evlerimiz coğrafi şartlardan dolayı o şartlara uygun şekilde yapılmış. Yani bizim yazlık dediğimiz bir yer var. Yaz yatacağı yani yazlık. O dam değildir yazlık. Evet. Orta tarafta bir yerdedir. Yani komşulardan muhafazadır. Eğer biraz yüksektekse etrafında eskiden çığ dediğimiz kibrit çöplerinden örülme şeyler vardı, çekerlerdi. Efendim eyvanlar vardır. Kuzeye bakan eyvan ayrıdır, güneye bakan eyvan ayrıdır. Efendime söyleyeyim yazlığı vardır. Hayat demişiz bak. Avlusuna hayat demişiz. Ne kadar güzel bir şey. Hayat, Yani yaşam. yaşam, evet. Yaşamın güzelliği orada. O avluda mutlaka bir asma ağacı bulunur. Bazı evlerde kebat ağacı bulunurdu. Bazı evlerde nar ağacı bulunurdu. Bazı evlerde incir ağacı bulunurdu. Yani çocuk o avlunun kenarı mutlaka saksılar, çiçeklerle donatılırdı. Yani o renk renk Muhammediye gülleri açardı o zaman. Onların o güllerden şerbetleri yapılırdı. Misafirlere yaz günü. Yani bakın ekonomiye bakın insan yani yaşama bakın yani. Çok enteresan ya. Yani gülden şerbet yapıyor. İkram ediyor. Koruktan şerbet yaparlardı. İkram ediyor. Kışa işte Koruk yaza sar. şerbeti, Evet evet, koruk suyu yapılırdı bunlar şerbeti. yani. Kültürümüzde var olan şeyler. Ama şimdi çok az yerde gül şerbeti var. Yani koruk şerbeti hemen hemen yok gibi. Koruk pekmezi yaparlardı mesela. Salatalara koymak için. O avludaki asmanın işte dediğim gibi ev ekonomisine faydası. Onun üzüm korukları toplanır. Annelerimiz onu sıkarlar, sularını çıkarırlar. Şişelere koyarlar. Kışın işte onu bamya işine Koruk suyu salatası. tabii. O koruk suyu, koruk cacığı. Efendime. Onları yaparlardı. Yani o sonra asmanın yaprakları basılır. Yaprak sarmasında kullanılır değil mi? Her şey Yani kullanılırdı. işte bunlar ne demek? Yani turizmi etkileyecektir. Bunları biz Mutlaka. dile getirirsek, Mutlaka, canlandırırsak, mutlaka. yaşatırsak, Yani sahip çıkarsak. şimdi bazı insanlar tamam yani 5 yıldızlı oteli, o rahatlığı, işte oranın restoranında güzel bir şekilde güzel yemekler yemeyi ister. Ama öyle insanlar var ki şimdi geldiği zaman diyor ki ben senin kültürünle ilgili yemekleri görmek istiyorum. Evinde ne yemek yapıyorsunsa, nasıl yatıyorsansa, akşam ne içiyorsansa seninle beraber onları paylaşmak istiyorum. Ve sen kültürünü bana anlat diyor. Artık 5 yıldızlı otellerden insanlar hakikaten çıkmak istiyor.
Yani şimdi düşünün. Dört duvar betonlardan güzel çıkmak bir istiyor. Şeydesiniz. Yıldız Sarayı evinizsiniz sizin. Evet. Değil mi? O yazlığı da var oranın, ne güzel değil mi? Orada tahta oturmuşsunuz. Misafirleriniz. O kadar da odası var onun. O kadar güzel odalar var. Her odaya yatakları serdiniz. İnsanlar orada yedi. Hanım onlara yemek, akşam yaptığı yemeği paylaştı, evet, onları. Ne güzel şeyler bunlar. Çok güzel şeyler. Ama i̇nşallah. İşte inşallah olacak ama. İnşallah olacak bunlar. Evet. İnşallah zamanla olacak diye düşünüyorum ben. Peki Hasan abi. Önümüzdeki günler içerisinde, şu an tam tarih netleşmedi ama Turizm Bakanımız burada olacak. Evet. Turizm Bakanımıza işte rehberler odası, tabii ki ajantalar, siz ticaret ve sanayi odası olarak tüm tabii ki yerel yönetimler mutlaka bir çalışmalarını mutlaka getireceklerdir. Bir şeyler. Biz bakanlar geldiğimizde bir şeyler istemek zorundayız. Çünkü memleketimize her gelenden hizmet istiyoruz. Yani bir şeyler istiyoruz ve bu ne için? Halk için. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? Yani bakanımızdan mutlak olur. Yani biz bir boş dosya mutlaka sunacaksınız. Mutlaka sunuruz. Urfa'nın bu konudaki önemli problemleri nelerdir? Mutlaka bizim her zaman hazırdır. Turizm Çalıştayı yapılacak zaten. Çalıştay yapılacak. Bugün evet. Kültür Müdürümüz Sayın Aydın Bey'le de beraberdik akşam üzeri buraya gelmeden, hı hı, önce. Onunla konuştuk. Çalıştay yapılacağından bahsetti. Zaten 2 gün, 3 gün önce de Kültür Bakanlığı müsteşarı buradaydı. Geldi bu Göbeklitepe ile, evet, ilgili bir takım söylentiler falan, beton falan meseleleri. Asla olmayan, yok, bir şey. Yok, olmayan bir şey. Aynen tabii. Öyle. Ben dün oradaydım, dediğim gibi gezdim yani beton ya sadece. İnanmayan kenara gitsin baksın, asla olmayan bir şey. Ben oradaydım dün, gezdim, dolaştım, misafirleri de dolaştırdım aslında beraber. Yani şimdi dediğim gibi yani Urfa o yönden, tarih yönden çok şanslı. Mesela Soğumatar. Soğumatar Pagan dininin, yani bu tek tanrılı dinlerden öncekilerin en önemli merkezlerinden birisi. Mağarasıyla, efendim tepedeki ay, güneş heykelleriyle. Gerçekten o güzergah zaten çok güzel de bir yol yapmışlar. Eskiden berbat bir yol vardı. Şimdi çok güzel, rahat gidiyorsunuz. Biraz onarılması iyi bekliyor gibi. Hanel Bavur biraz onarılmayı bekliyor. Harran'ın içerisi güzel. İşte oradaki de bu betonların temizlenmesi lazım. Yani bana göre en önemli meselelerden birisi de orası. Harran'ın içerisinin betonlarının arındırılması lazım. Ama Harran, bugün ben Harran'daydım. Harran daha imar planı yeni çıkmış zaten. İşte koruma kurulu, hani orası sit alanı genelde. Harran sit alanı içerisinde. Yani hizmet anlamında da hakikaten kimse eline bir şey vuramıyordu. Ama artık rahat rahat her türlü. Çünkü hani imar planında çıktıktan sonra insanlar her türlü çalışmayı yapabilecekler. Evet. Bu sevindirici Harran için. Şey mesela kalede arkeolojik çalışmalar devam ediyordu. Kazılar devam ediyordu Harran Kalesi'nde. Ben şeye geçtim ziyaret için. Harran'ın içerisinde Hayati Harran Hazretleri'ne gittim ziyaret için. O da çok yakında açılacak. Orası da tadilat vardı. Açılacak inşallah. Çok güzel yani olmuş. Yani bunlar ama turizm mevsimine yetiştirilmesi lazım. Zaten ilk işi açıldı. Geç her ne kadar yollar mollar yapılmaya devam ediyorsa Göbekli Tepe'de. Fakat yani bizim en başta Göbekli Tepe'yi çok 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 iyi tanıtmamız gerekiyor. Yani İngiltere'de sonuncusu denilen bir yeri var. Bizimkinden 6000 yaş genç. 2 saat yolda anlatıyorlar. Dünyaya tanımış. Bizimkinin yanında hiçbir şey. Yani buraya baktığınız zaman burası bir şaheser. Hasan abi, Göbekli Tepe 12.000 yıllık bir geçmişin bir tarihimiz ve hayatın, yani insanlığın ilk başladığı, tarihin sıfır noktası diyor ya. Evet. Evet, yok yani. Bundan ötesi yok yani. Evet. Zaten işte bizim o müzede bulunan büyük eserler, biliyorsunuz oradaki birebir aynısı yapıldı müzemizde, evet, şimdi. Müzede yerleştirildi. Müzeyi çok 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 güzel dizayn edilmiş müzemiz. Yani bir harika. Yani keşke insanlar oraya gidip, bizim halkımız da gidip görse, izlese. Şey sonra, efendime söyleyeyim, Zeoma'yla bizim şeyi karşılaştırıyorsunuz, mozaik müzesi. O bizimkinin yanında yavru kalıyor. Tabii ki. Evet. Yani bizimki dehşet güzellikte. Yani çıkanlar sonra, yani Urfa'nın yemin ederim neresini kazarsan sakaz, neresini kazarsan. Tarihi eser. Yani daha el vurulmamış kaç tane höyük var. Hanlarımız. Yani o çok şükür şeyi de Barçu Han dediğimizi ortaya çıkardılar. Yani bizim, yani Allah bu konuda bize esirgememiş her şeyi, bütün bu şeyi vermiş ama biz bunu çok iyi pazarlayıp çok iyi satmamız lazım. Esnafımız kazanacak. Bu da tabii ki yani ticaret ve sanayi odası işte el birliği olacak Hasan abi. İşte yani şey, biliyorsunuz beraberiz, tarih yeniden canlanıyor projesinde. Evet. Onun da orada inşallah bir anonim şirket kurulma aşamasındayız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz.
O anonim şirket vasıtasıyla bütün turizm tek elden toplanacak. Çok güzel Yani herkes olur. ayrı ayrı proje yapmayacak Çok da güzel olacak. valiliği de, büyükşehir belediyesi, Çok kültür güzel müdürlüğü, olacak. ticaret Çok odası sevindirici. bütün şeyler tek elden yapılacak. Bütün faaliyetler tek elden yürütülecek. Tek elden yürütülünce yani mükerrerlikle kalkar. Şimdi siz ayrı belediye olarak Tabii ki. çekiyorsunuz. Evet. Kültür müdürlüğü ayrı çekiyor, valilik ayrı çekiyor, ticaret odası ayrı çekiyor. Efendim diğer şey belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ayrı ayrı yapıyorlar. Ama bunların hepsinin yerine bir tek kalemden bir karar alınacak. İşte nedir? Çok büyük bir yönetmeni Çok da getirecekler. güzel işler yapılır. İnanın Yani ben öyle değil mi? düşünüyorum. Yani tek kalem, tek yani mükerrerlikler kalkar ortadan. Herkesin ayrı ayrı tekrar tekrar yapması ortadan çıkar. Bunlar birleşir, bir araya gelinir. Şirket olunca Antalya'da var bunun örneği. Antalya yapmış daha önce bunu. Orası incelendi. İşte Bursa'daki durum incelendi bununla ilgili. Oralara ziyaret edildi. İspanya'daki yapı incelendi. Çok enteresan şeyler var tabii. Dünyaya baktığınızda Neler neler örnek buluyorsunuz değil alacağınız mi? çok şey var. Yani örnek alacağınız, buraya uygulayacağınız birçok proje çıkıyor karşısında. Yani oradan yine böyle bir şirket demeyelim de yerel bir birleşme meydana gelmiş. İşte adam lokantacısıyla anlaşmış, otelcisiyle anlaşmış. Şimdi bir şey gerekiyor size, bir eşya alınacak, bir şey yapılacak. Gidiyorsunuz anlaştığınız insanla yapıyorsunuz. Hem o kazanıyor, hem turizm kazanıyor yani. Peki burada farklı bir sorun çıkar mı acaba? Yani proje tek elden hani yürütülecek ama esnafımız bu konuda ne düşünür? Yani böyle bir Şimdi zaten anlaşmaya gidilirse orada sıkıntı her olur kurum mu? temsil edilecek orada. Yani yine halka açık olacak, herkes. Yani şimdi belediye temsil edecek, vali temsil edecek, efendime söyleyeyim kalkınma ajansı bulunacak, otelcilik dernekleri bulunacak, efendime söyleyeyim rehberler odası bulunacak bunun içerisinde. Yani sadece Ajantalar bulunacak. onun bir yönetim kurulu olacak. Orada altyapıdan ilk önce komisyonlar kurulacak. Altyapıda bir takım şeyler insanlar hazırlayacak kendileri. Onları sunacaklar. Yönetim kabul ederse karar verecek. Yani öyle ha dedim oldu değil öyle yani. Yani burada akıl, mantık çerçevesinde her şey. Nasıl en iyi şekilde faydalı oluruz? Nasıl en iyi şekilde başarırız? Neticeye ulaşırız düşünülecek burada. O zaman şöyle bir cümleyle de toparlayabiliriz. Yani burada bir şehirde tüm üst düzeydeki yetkililer ve o halk, herkes turizm elçisidir. Herkes kendini bir turizm elçisi olarak düşünürse ve o memlekete bence çok daha güzel işler, Ne güzel değil değil mi? mi? Birlikten kuvvet doğar ve Evet. el ele olunca çok daha güzel Yani işler. herkesin fikrini alacaksınız, herkesin düşüncesini alacaksınız. En iyi, zaten aklın yolu birdir derler. En iyisi bulunduktan sonra o yolda ilerleyeceksiniz. Bu da işte birçok şekilde memlekete faydalı olacak. Turizminiz gelişecek. Esnafınız para kazanacak, işletmeleriniz para kazanacak, efendim ulaşımla uğraşanlar para kazanacak, değil mi? Ya işte turizm sektörü Evet, 7'den sektör. 70'e herkesi ilgilendiren bir Şu, sektör bir de ve şu var. heyecan verici. Evet. İnsan hakikaten heyecanlanıyor. Bir de yani şimdi yerel lezzetler Dinamiktir. var bizim Urfa'da değil mi? Evet. Yani öyle insanlar var ki uçağa atlıyor sabahleyin Urfa'ya geliyor, ciğer kebabını yiyip bir daha geri O dönüyor. zaman lokantalarımızda bu Urfa yemeklerini mutlaka şart koşar mısınız? Şimdi o gerekiyor zaten. Zaten bizim gastronomideki en büyük ayıbımız evde yaptığımız ev yemeklerini lokantada sunamamamız. Bunun için bir çalışma olacak. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani şimdi yani benim tanıdığım aşçı olarak bildiğim Urfa'da ustalar var mesela. İsimlerini saymayın burada. Sen de bildiğin insanlar. Evet. Hep bildiğimiz insanlar Evet. bunlar. Valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin, efendime Evet. söyleyeyim işte Asuman Hanım yanındakilerin, bunların hepsini tek tek biliyoruz isimlerini. Öbür Aynen. arkadaşlarımız yanındakilerini biliyoruz Ha, isimlerini. hatta ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Naçizane isim de vermeyin denince vermeyeceğim. Cumhurbaşkanımızın külliyesinde bizim aşçımız gidip yemek yapıyor. Çağrılıyor. Gidiyor orada yemek yapıyor. O enteresan. Evet. Enteresan bir bilgi. Biliyor muydunuz? Hayır ben yeni duyuyorum onu. Peki istedikleri özel bir yemek var mı? Evet. Bütün ürünleri de buradan götürüyor. Bizzat. İnşallah bir günde onu davet edeceğim. Peki yani bilhassa istedikleri bir yemek var mı bildiğiniz? Yani keme kebabı zaten mesela keme pilavı Ha. zamanında olduğu zaman işte boranıyı götür yapıyor. Şıllık tatlısını yapıyor. Ara sıcaklarımızdan içli köfteyi yapıyor. Çiğ köfte leğeniyle beraber gidiyor. Evet. Ondan sonra var bir böyle 5-4 bir artı işte o kavurma. Yani saç kavurması diyorsun. Evet. Evet. Hı. Şimdi Bir sürü daha var. Ben ama evet. bir gün programa inşallah çıkaracağım. Şimdi şöyle.
biz şer'i mahkemeler var eskiden. Yani Urfa'da olan olayları kayıtlar almışlar. Eski Türkçe bunlar. 400 yıl önce bir adam vefat etmiş. Erkek çocuğuna çiğ köfte leğeni bırakmış. Bu şer'i mahkemesi kayıtlarında var Urfa'da. Biz bunu bulduk. Yani bu çok önemli bir bilgi. Niye çok önemli bir bilgi? Yani siz 400 yıldır demek ki çiğ köfteyi yapıyorsunuz. Çiğ köftenin yanında 400 yıl varsa, yani isot bildiğiniz gibi Amerika'nın keşfinden sonra dünyaya geçti. Mesela frank dediğimiz bizim Fransa'dan franklere, onlara Fransızlara frank denilmiş eskiden. O yüzden frank diyoruz. Frank gömleği, Evet. frank tavası. Değil mi? Ha şimdi benim önümdeki hedeflerden bir tanesi de dolmalı köfte. Evet, Allah o da kısmet çok güzel. ederse. Yani içli köfte Türkiye'nin artık her tarafında yaygınlaşıldı. Her taraf yapmaya başladı. Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, İstanbul, Türkiye'nin her yerinde. her ne. Ama bak bizim esasımız dolmalı köftedir. Yani dolmalı köfte üzerine çalışacağız inşallah İnşallah. tesciline. Yani bundan sonraki ilk hedefimiz dolmalı köfte olacak. İnşallah gitmeden de onunla ilgili bir takım bilgilerimiz derler toparlarız. Fakat çok kolay olmuyor dediğim gibi. Tabii Yani kolay olmaz. çok uzun süreç alıyor. Bir de yaptığınız zaman tescil edildiği için oradaki gramajından tutun da kullanılan ete kadar saydığınız için mesela biz ivedisi koyun diyoruz. Kebap yapılırken, çiğ köfte yapılırken ivedisi koyunun eti kullanılır diyoruz. İvesi koyun nedir? Karacadağ ile Harran arasında yetişen Yetişen bir tür. Başka koyun. yerde yok bu üveysi koyun. Evet. Bir zamanlar Körfez ülkeleri bunu çok rağbet ettiler bu eti. Buradan çok miktarda bizden ihraç edildi gitti. Duyduğuma göre İsrail almış bunu da biraz islah falan etmiş bunu. Evet. Şimdi yani bizim için olmazsa olmazlarından birisi üveysi koyunun etidir. Diğeri Tabii bulabilirsek. buluruz ya buluruz var 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 Hasan var. abi, Efendim. programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Yani konular Oldu çok derin, çok güzel. Zaten hep benim programda böyle oluyor. Konular derinleştikçe program azalıyor. Saati tamamlıyoruz. Doyamıyoruz. İnşallah buradan tabii ki bizim televizyonumuza diyeceğim biraz daha zamanı aşmamız gerekiyor. Turizm konusu olduğu için daha çok uzun süreli olması gerekiyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Toparlarsanız şöyle birkaç cümleyle isterseniz Hasan abi. şimdi yani bana göre yani ben biz yaptık diye şey yapmıyorum. Ama birilerinin elinin taşın altına koyması lazım. Yani birçok kurumumuz var Urfa'da. Evet. Lütfen onlar da yani bu ürünlerin biz ne kadar tescilini yaparsaksa bu mallar bizim oluyor artık. Yarın peynirin, sade yağın çıkarsa bunun Avrupa'da da tescili yapılırsa eğer Avrupalı direkt bizi arayacak o zaman. Bu malı satın almak için yani işin ticari değeri o Ticari, zaman çıkıyor o evet. zaman. Açacak Urfa peyniri tescil edildi. Açacak kardeşim ben Urfa peyniri arıyorum. Ha bununla ilgili internette markalar neler? Urfa'da şu 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 firmalar var. Oradan arayacak ve bunları biz ne yapacağız? İhraç edeceğiz. Sade yağla ilgili zaten söylenecek bir şey yok. Taşa dök taşı ye sade yağ için. Yani onun lezzeti, kokusu İnşallah orada da yani o eski kokular burnumuza gelir tekrar. O kokuları damakları alırız inşallah. Temennimiz. Evet inşallah öyle olur. Temennimiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum Biz beni teşekkür davet ederiz. ettiğiniz için. İnşallah. İnşallah sizlere de başarılar diliyorum. Ama bu böyle değil. Tekrar bir program yapacağız Hasan'ım. İnşallah. İnşallah efendim. Yani İnşallah. tabii ilerleyen süreçte tekrar tescil diyeceğiz İnşallah. yemeklerle. İnşallah. Siz, ben de teşekkür ederim. Yani hakikaten program bitirmek istemiyorum ama maalesef. Peki. Yüreğinize sağlık, Çok teşekkür. emeklerinize Çok sağlık. sağ olun efendim. Çok sağ olun. Ayrıca buradan İsmail Demirkol Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza ve tüm ekibine hakikaten bu çalışmalarından dolayı ve bu tescillenen ürünlerimizi destek veren tüm mutlaka kuruluşlar var. O kuruluşlara ve şahıs olarak ben bizzat tanık oldum. Orada yemek yapan kadınlarımıza, Asuman Hanım'a, işte emeği geçen tüm herkese, Şanlıurfalılara teşekkür ediyoruz. Bu yemeklerimizin artmasını temenni ediyoruz. Ve hepimiz birer turizm elçisi olduğu unutmayarak Şanlıurfa'mızı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.